Nokta TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Cansu Kısırkaya. Şehrin içinden yeni bölümüyle başlıyor. Bugünkü konuğum Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan. İlker Bey ile İzmit'in sorunlarını ve MHP'nin Kocaeli'deki geleceğini konuşacağız. Hoş geldiniz İlker Bey. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Sizi İzmit Meclis Sarayı'ndan tanıyoruz. Çok aktif bir meclis üyesiydiniz. Şimdi de ilçe başkanı oldunuz. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz için, size de bizi davet ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Teşekkür ederiz. 18 Eylül'de atandınız. 37 gün geçti ilçe başkanlığının üzerinden. Süreç nasıl geçti 37 gününüz? Tabii ki bizim partimizde görev istenmez, görev tevdi edilir. Görev tevdi ettiklerinden itibaren ekibimizi oluşturma aşamasındaydık. Ekibimizi oluşturduk çok şükür. Teslimi de yaptık. Bugün itibariyle ekibim de onaylandı. Şu an hazırız. Ekibimizde doktorundan tutun müdürüne, müdüründen tutun petrolcüsüne, petrolcüsünden tutun. Ülkücü olmak kaydıyla böyle bir yönetim oluşturduk. Yeni yüzler, eski yüzlerle birleştirerek aktif bir Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı göreceksiniz inşallah. Toplumun her kesiminden bir meclis üyemiz var diyorsunuz, yönetim üyemiz. Yönetim üyemiz var, evet. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli'de yeni bir döneme girdi. Uzun süre önce Tuncay Batı atandı, teşkilat tarafından tanınan bir isim. Onun ilk programında ben de vardım, orada birliktelik mesajı verdi. Programda uzun süredir aynı karede yer almayan isimler vardı. Saffet Sancaklı vardı, Aydın Ünlü vardı, Yunus Emre Kurt vardı. Bu olumlu adım partiye sizce ne katacak? Bu öncelikle bütün Kocaeli'ye, bütün Türkiye'mize hayırlı olsun. Tuncay Batı'yla da daha önce, başkanımla da daha önce yönetimlerde beraber çalıştık. O il başkanlığındaydı. Evet. Ben ilçe başkanlığındaydım. Hatta o basından sorumluydu, ben de basından sorumluydum. Beraber çok güzel diyaloglarımız var Tuncay Başkanım'la. Allah utandırmasın, çok güzel olacak. Bizim eskimiz yenimiz yoktur aslında. Buna yeni bir tabir getirdiler, eskisi yenisi. Ülkücünün eskisi olmaz. Ülkücü ülkücüdür. Ülkücülüğün yapılacağı, siyaset yapacağı yer de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bizim kimseyle bir küskünlüğümüz yok, olmadı. O zamanki yönetimden arkadaşlar belki gerek duymadılar çalışmalara. Ama şimdiki yönetim eskilerimizi de kattı. Ben de dahil olmak üzere eskilerin hepsini kucaklayıcı bir şekilde. Bunu zaten çalışmalarına başladık. 31 Ekim'de de bunun eski, hani yeni şimdiki tabirle eski ülkücülerimizi bir araya getirip onlardan fikir alıp onlardan öğreneceğimiz, bize katacakları güçle beraber daha etkin, daha güzel bir siyaset yapacağız. Seçim dönemine kadar birlik ve beraberlik içinde partimizi Kocaeli'de temsil edeceğiz diyorsunuz. Evet. Siz ilçe başkanı olduktan sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan sizi ziyaret etmeye geldi. Bu ziyareti sizin yapacağınız muhalefeti hafifletmek için yaptığını yorumlayanlar oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu hafifletmek olarak onlar öyle düşünüyor mu bilmiyorum ama ben öyle o şekilde görmüyorum. Çünkü daha önce 5 yıl beraber çalışmışlığımız var kendisiyle. Hafif bir siyaset yaptığım söylenemez. Evet. Yani 350'ye yakın önergem var. Biz orada belediyeyi çalıştırmak, belediye fikirler üretmek üzere oradaydık. Şimdi ilçe başkanıyım. Bu fikirlerimde hiçbir değişiklik olmadı. Belediyeyi çalıştırmak adına şimdi 3 tane meclis üyesiyle beraber, yani ben de eski meclis üyesi olduğum için tecrübeyle beraber belediyenin eksiklerini kapatmak üzere, belediyenin yeni fikirler oluşturmak üzere oradayız. Fatma Başkanı'na nazik ziyareti, Gökhan Başkanı'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum ama öyle bir yumuşama yok. İncitmeden, kırmadan çok düzgün bir siyaset yapacağız. İzmit'in ve İzmitli'nin kazanacağı bir şekilde. İzmit'i birlikte yöneteceğiz diyorsunuz. Evet. Bir önceki dönemde dediğiniz gibi İzmit Meclisi'nde grup başkan vekiliydiniz. Çok fazla önerge veriyordunuz. Sanırım 350'ye yakın önerge vermiştiniz. Bu dönemde yeni bir MHP grubu var mecliste. Yeni meclis üyelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansları nasıl? Hepsi daha önceki dönemlerde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Hepsi tecrübeli. Bir de benim tecrübemi de, meclis tecrübemi de kattığımız zaman daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni belediyede göreceğiz. Bunu da ilk aşamasını zaten ilk meclisimizde verdirdiğim önergeyle beraber bunu görmüşsünüzdür. Ama
Meclis üyeliğim bittikten sonra da ben bu diyalogları kesmedik. Partimizde kimse bizim diyalogumuzu kesmez, kesemez. Böyle bir imkanı yok. Biz kalpten ülkücüyüz, kalpten MHP'liyiz. O zaman şu anki grup başkanım Okan Bey'e de çalışmalarında yardımcı oldum. Hala da beraberiz ve ortak bir paydada buluşarak ortak hareket ediyoruz. Ama inanın en güzel siyaseti İzmit'te göreceksiniz. Teşekkür ederiz. Gelelim İzmit'in sorunlarına. Cumhur İttifakı'nın İzmit Belediyesi'nin eleştirdiği en önemli sorun çöp sorunu. Çöp arabaları arızalı olduğu için sokağa çıkıp vatandaşa hizmet edemediğini iddia ediyor Cumhur İttifakı üyeleri. Hatta AK Partili Önder Karakaç Temişlik İstihbarat Santresi'nin önüne giderek bir sabah işe çıkan çöp araçlarını saymış. 11 tane saymış. 22 tane olması gerektiğini söyledi. Fatma Kaplan üyeti ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İzmit'te bir çöp sorunu var mı? İzmit'in en baş sorunu çöp sorunu. Bu çöp sorununun da en baş sorunu belediye başkanımız Fatma Hanım. Biz o zaman bize billboardlarla 7-8 ay şikayet etti. Bize aldırmıyorlar diye. Biz kendilerine, ben o zaman Plan Bütçe Komisyonu'ndaydım. Başkan yardımcısıydım. Biz kendilerinden yapacakları işlerin nasıl yapılacağını, hangi kaynakla alınacağını, işte bunun aylık belediyemize külfetinin ne olduğunu bunları sorduk. Ve dedik ki, hani bu alacağınız arabalar daha düzgün olması lazım. Çünkü coğrafi fiziki yapımızdan dolayı İzmit'in hep rampa dik. Daha şimdi sokakta. Aldıkları arabalar küçük arabalar. Küçük arabalar olduğu için bu gücü, bu kuvveti gösteremiyorlar. Daha kuvvetli arabalar almaları gerekiyordu. Biz bunları öğrenmek istedik ama inat etti ben alacağım ve biz bunlar için bir sürü arsa sattık. Şimdi bakıyorsunuz arsalarımız gitmiş, arabalar hurdaya dönmüş, elimizde hiçbir şey yok. Ve ödeyememiş olduğu yakıt borçları var, arabaların malzemelerini temin edemiyorlar. Bugün bir bakıyorsunuz arabamızın bir tanesi takozun üstüne konmuş, yedek parça olarak kullanıyorlar. Şimdi 102 mahalleye 11 tane araba yetişmesi mümkün değil. Tabii ki çöp dağları olacak. Şimdi bozulduğunu düşünün, kaza yaptığını düşünün. 7-8 arabayla bu zaten olmaz. İzmit eski kokan İzmit haline dönecek. Ama bizim o zamanki söylemlerimizdeki fikirlerimizi alsa, bizden de destek almış olsaydı bugün daha düzgün, daha güzel, kokmayan bir İzmit olacaktı. Geçen gün mecliste konum geçmiş. Demiş ki meclis üyesi arkadaşımız, İşte İlker Başkan o zaman meclis üyesiyken ihaleleri neden canlı yayınlamıyorlar diye sorduğumu söylemiş. Evet, böyle bir şey sordum. Biz bunu İlker Başkan'a göstermek için aldık demiş arkadaş, sağ olsun. Biz neyi gördük en son? Yanan arabayı gördük. Bizim söylediklerimizin doğru çıktığını gördük. Bugün baktığınızda İzmit'in her tarafında çöp sorunu olduğunu bütün vatandaşlarımız bize söylüyor. Fotoğrafları bize atıyor. Yani İzmit'in en büyük sorunu bu. Bu sorunun da tek sebebi o zaman bizi dinlemeyip bu arabaları alması oldu. Burada haklı çıktığımız için mutluyum ama İzmit bu halde olduğu için de üzgünüm. Daha düzgün çalıştırmaya çalışacağız. İnşallah da inatından vazgeçer başkan. İzmit Belediyesi tarafından dönüştürülen Görkay Park var. Şu anki adıyla Bıçkıdere Göleti yeniden dönüştürüldü. Kentimizin nefes alma noktalarından birisi. Yaz akşamları ben de eşimle birlikte hatta oraya gidiyorum. Beğeniyorum aslında etrafında ama orada kafeler var. İzmit Belediyesi de bu kafeleri birden fazla ihaleye çıkardı. Ama hiçbir tarif bir çıkmadı. Şu anda süreç ne durumda? Takip ediyor musunuz Görkay Park'taki kafe alanlarını? Meclis üyeliği zamanımda zaten ben orayla alakalı yani 4 belki 5 kere önerge verdim. En son aldığım cevapta oranın yıkım için 23 milyon, yapım için de 50 milyon. Şu anki şartlarını bilmiyorum yani toplam kaç lira harcadığını. Ama minimum hatırladığım rakamlar 73-75 milyon civarında. Artı biz oradaki kiracıyı çıkardık, kiracıya bir ödeme yaptı. Ondan sonra orada içerideki malzemeler vardı. İçerideki malzemeler hurda oldu. Kar yağdı üstüne. Hatta onlarla alakalı daha önceki demeçlerim ve haberlerim de vardır. Kanıtlıdır bunlar. Söylediğim her şey benim kanıtlıdır. Kesinlikle hani arkası doldurma, çamur at izi kalsın bir siyaseti yapmıyoruz biz. İncitmeden, düzgün, halkımıza bir şeyler kazandırabilecek bir siyaset yapıyoruz. Bugün bakıyorsunuz sadece Gölkay değil, Fatma Başkanım
televizyonlarda söylüyor düğün salonlarını 1 lira yaptım diye ama düğün salonlarını 1 lira Cumhur İttifakı olarak biz yaptık. O zaman plan bütçedeydik. Fatma Başkan EYT'lileri 150 lira yapalım. Evet EYT'lileri 150 lira yapalım. Diğer vatandaşlara 500 lira yapalım diye önümüze gelmişti. O günkü şartlarda da biz Cumhur İttifakı olarak Hayrettin Bey'le konuştuğumuzda başkanım hani daha uygun bir şey yapalım mı? Tabii dedi o da. O başkandı, ben başkan yardımcısıydım. Belediyenin avukatını çağırdık. Dedik ki biz bunu bedava yapabiliyoruz mu? Hı hı. Avukat dedi ki bedava yapamazsınız. Bir değer olması gerekiyor. 1 lira yapabilir miyiz? 1 lira değerdir dedi. O 1 TL'yi Cumhur İttifakı olarak biz yaptık. O gün mesela hani bu İzmit'in yararına olan şeyler olarak söylüyorum. İzmit'in 52 köyünün tekrardan köy statüsüne dönmesi için, mahalleye dönmüş olan köylerin tekrardan köy statüsüne dönmesi için verdiğim önergeyle bugün bakıyorsunuz belediyelerden geçti. 2025 yılında statüsü bozulmamış olan, hani nüfusu artmamış, mahalle statüsüne geçmemiş olan köyler tekrardan köy olacaklar ve bugün bakacaksınız, yani 2025'te bakacaksınız, suyu yarı parasını ödemiş, vergisini yarı parasını ödemiş, halkımıza bir kazanım kazandırmış olduk Cumhur İttifakı olarak. Yani hı hı. Bu verdiğimiz önergelerle biz bunların hepsini yaptık. Minyatürlerin olduğu yere Atatürk posterleri koyuldu. Bunların hepsi benim o zamanki çalışmalarımla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu önergeler. Bu Gölkay Park üzerinden de o zaman da bunları sorduk. Hı hı. Şimdi de 9 tane yanlış hatırlamıyorsam alan yaptılar. Bağımsız alan. Bağımsız alan. 3 tanesini biz çalıştıracağız, diğerlerini kiraya vereceğiz dediler. Sürece bakıyorsunuz bunun üstünden 4 sene geçmiş. Hı hı. Yıkılmış, yapılmış ama yapılamamasının sebebi de herhalde bunlar duyum tabii. Çamura izi kalsın olmasın. Borcu var diye duydum ama hı hı. O kadarını net bilmiyorum ama şu an için oraya hiçbir talep yok. İnsanların gittiği yerler şu an atıl durumda. Temizlik sıkıntısı var orada da. İçki şişeleri, çöpler etrafta. Yapılan yer orada kaderine terk edilmiş durumda şu an. Aslında yapılsa daha güzel olacak ama. Çok büyük alan. Yürüyüş parkı olarak evet. Da güzel aslında. Spor için de etkili. Evet. Yani orada farklı hı hı. Organizasyonlar yapıp eskiden burada Nevzat Doğan zamanında bunların hepsi yapılıyordu ama hı hı. Şu an bunların hiçbiri yok maalesef. Yine İzmit Belediyesi'nin esnafa yüklü miktarda borçlu olduğu söyleniyor. Hatta İzmit esnafının İzmit Belediyesi'yle artık alışverişi kestiği iddia ediliyor. Siz de eski meclis üyesi, yeni ilçe başkanısınız. Sürekli sokaklardasınız. Esnafla bu durumu konuşuyor musunuz? Evet, esnaflar bizi yolda durdurup yardımcı olmamızı bunları söylüyorlar. Daha önce de mesela gazetelerde, basınlarda görmüştük. Araç kiraladığı İstanbul'daki firmaya, hı hı. Bir milletvekilinin kızına verilen işlerde o kişinin gelip belediyede sinkaflı laflar söyleyip parasını istediğini zaten duyduk. Şu an bakıyorsunuz başkan kendisi söylüyor parça bulamıyoruz diye. Ama bizim ülkemiz çok büyük. Her yerde bu parçalar mevcut. Demek ki paranız yok, alamıyorsunuz. Geçtiğimiz mecliste de 2025 bütçesi tartışıldı. Müdürlük bütçeleri ortaya çıktı. Bu bütçeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o bütçeler önceki dönemden bizim onayladığımız bütçeler. Hı hı. Tabii ki onların tahmini bütçeleri. Hı hı. Şimdi bugün bakıyoruz, örnek veriyorum çünkü rakamlar tam aklımda değil. 500 bin lira fen işlerine tahmin edilmiş. Bugün bakıyorsunuz 60 bin lira para harcamış. Bu ne demek oluyor? Demek ki fen işleriyle alakalı hiçbir iş yapmıyoruz. Demek ki asfalt yapmıyoruz. Basın yayına bakıyoruz. Hı hı. Yazmışız 1,5 milyon. Yapmış 6 ayda 1 milyon 600 bin lira. Örnek veriyorum. Hani gereksiz yerlerde miktarlar aşılmış, gerekli yerlerde miktarlar çok düşük kalmış. Bu da demek oluyor ki sadece reklam üzerine çalışılan, hizmet üretilmeyen bir belediyeye dönüşmüş şu an için belediyemiz. İzmit Belediyesi'ndeki çalışan personel sayısını biliyor musunuz? 1800 küsür diye hatırlıyorum. Sendikalı, sendikasız. Şeyler hariç, kuruluşlar hariç belediyede çalışan 1800 küsür diye hatırlıyorum. Hı hı.
İzmit Belediyesi iştirakleri Sarbaş ve Bekaş'ın yönetim kurulu başkanı Ömer Akın, Fatma Abla diye bir kitap yazdı biliyorsunuz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in anlatıldığı. Kitabı okuma imkanınız oldu mu? Elinize ulaştı mı? Kitabı okuma imkanım olmadı çünkü ben şey olarak düşündüm onu. Nasıl diyeyim? Fatma Başkan'a yaranmak adına bir kitap olarak düşündüğüm için okuma gereği duymadım. Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in de kitabın editörleri arasında olduğu iddia ediliyor bir kesim tarafından. Doğrudur. Yani bir Leyla Atakan olmak istiyordu zaten Fatma Başkan. Kendi imkanlarıyla kendini bir Leyla Atakan yapmaya çalışıyor demek. Peki bahsettiğiniz sorunlara rağmen Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi'ni 5,5 yıldır yönetiyor. Fatma Hanım'ın başarılı bulduğunuz ya da desteklediğiniz hiçbir projesi olmadı mı 5,5 yıl içinde? Şimdi yemek veriyor mesela. Ben onu destekliyorum. Kent lokantaları. Ben bunu destekliyorum. Yani bu her yerde verilebilir. Ama işte sadece vatandaşa 40 liralık yemek vermekle olmuyor. Bakın mesela önceki dönemdeki Nevzat Başkan çocuklara bisiklet veriyordu. Büyükşehir bilgisayar veriyordu. Yani bunlar güzel etkiler. Sadece bir yemeğe bağlayıp hani ülkemizi kötü durumda göstermekte bir anlam ifade etmiyor bence. Ama tabii ki bu her yerde verebilir. Benim için problem yok. Yeter ki hizmetlerimiz aksamasın. Başka beğendiğiniz bir projesi var mı? Vallahi düşündüm, aklıma gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde grup toplantısında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar ülke gündemini değiştirdi. Bahçeli dedi ki şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün yağ verildiğini ilan etsin dedi. Bir gün sonunda da maalesef TUSAŞ'ta bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıda 5 tane şehit verdik. Hem Bahçeli'nin bu açıklaması hakkında hem de terör saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Benim liderim, Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey, bundan önce de bir sürü konuşmalar yapmıştı ve bunları çok kısa zamanda görmüştük. Demişti ki 24 saat içinde göreceksiniz demişti. Bugün bakıyorsunuz küresel güç olarak gördüğümüz Amerika'nın başkanı basın açıklamasını bırakıp çıkabiliyor. Benim genel başkanımın yaptığı hiçbir hareket anlık yapılan bir hareket değil. Planlı bir harekettir. Her şey değişecek, çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez diye bir söz söylemiştir. Hepsi planlı, düşünülmüş, anlık yapılmış hareketlerdir. Şimdi bunu söyledikten sonra 24 saat sonra bile zaman almadan Ankara'daki bu saldırı genel başkanımın ne kadar doğru bir şey söylediğini ortaya çıkartıyor. Bu dışarıya hamle yapmadan İçeride bir uyum yakalamak için bunu genel başkanım söylemiştir. Ne olmuştur? Bütün bombayı ellerine bırakmıştır. HDP'lilerin, yani bu HDP'lerin ne kadar gerçek dışı hareket ettiğini, Kürt vatandaşlarımızı nasıl kandırdıklarının kanıtı ortaya çıkmıştır. Bugün bakıyorsunuz HDP'nin eş başkanlarını dinlemeyeceğim diyen bir dağ hareketi, Abdullah Öcalan'ı dinlemeyeceğim diyen bir dağ hareketi. Bu demek oluyor ki Kürt vatandaşlarımız bu insanlar temsil etmiyor. Oradan anlaşılıyor ki yurt dışı güdümlü bir şirket bu. Para kazanmak üzerine terör saldırısı yapan, yasaklı maddeleri kaçakçılığını yapan bir topluluk. Yani Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyor. Buradaki Türk görmesi gereken Türk vatandaşlarımızdır. Buradaki konu budur. Benim kendi görüşüm tabii. Yani benim algıladığım Kürt vatandaşlarımızın gerçekten onlar tarafından temsil edilmediğini anlamaları için yapılan bir kelimedir diye düşünüyorum ben. Ben sizin için hazırladığım soruların sonuna geldim. Sizin anlatmak istediğiniz, İzmit'e dair söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Evet. Bu deminki sorularınızın arasında araya kaynattım ben aslında ama İzmit'te düğün salonlarını Fatma Hanım değil, Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak bizler yaptık. İzmit'in 102 mahallesinin 52 mahallesi köyden mahalleye dönmüştü. Onlardan 41 tanesi bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz önergeyle 2025 yılında tekrardan mahalle statüsünden köy statüsüne dönecek. Bu kazanımlar hep çalışmalar beraber yapılan, uyum içinde yapılan çalışmalardır. Mesela önümüzdeki mecliste de düşüncem
bu İstanbul'da Şeyda Yılmaz diye bir polis arkadaşımızı şehit etmişlerdi. Bununla ilgili bir önerge verip ilk yapılacak işte kreş olur, güzel bir park olur. Kardeşimizin ismini verilip yaşatılmasını istiyorum. Bundan sonraki süreçte de belki ondan sonraki mecliste de oluşacak bu TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizin isimlerini verilebilir. Bunları sunacağız. Biz İzmit için varız. Yeni bir heyecan, yeni bir solukla geldik. İnsanlarımızı eğer küskünlerimiz varsa, kırgınlarımız varsa, genel başkanımızı yanlış anlayan insanlar, kardeşlerimiz, ilküdaşlarımız varsa ilçe binamıza çay içmeye bekliyorum. İlçe başkanlığımızın kapısı sabah saat 9'da açılıyor. Biz orada çay içiyoruz, kahve içiyoruz. İzmit'in sorunlarıyla, İzmitlilerle dertleniyoruz. Onlardan aldığımız sorunları da belediyede çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 tane meclis üyem var. Yeni ekibim oluştuk. Yeni heyecan. Seçim taze yok kan. Ama taze kan. İlk hareketimiz işte 102 mahallemizde mahalle başkanını atamak. Ve ülkücü hareketi bir adım, sonuçta Cumhur İttifakı da olsa da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha fazla oy almak istiyoruz. 20 bin oyu 50 bin oya çıkarmak istiyorum. Hani bir siyasi beklentiniz ne var derseniz ben oyumu 2 kat 3 kat arttırıp Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir İlker Kazan geçti demek, dedirttirmek istiyorum. Tekrardan beni buraya güzel programı davet ettiğiniz için, söz hakkı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırları vesile olsun inşallah. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Bir Şehrin İçinden programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda değerli konuklarımla karşınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.